Herkese merhabalar, ben Ozan Tarık Çetin. Bugün Facebook'ta reklam verdikten sonra reklamları nasıl optimize ediyoruz? İşte bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki geçen hafta bir reklam stratejisi üzerinde konuşmuştuk. Henüz o videoyu izlemediyseniz önce o videoyu izleyin, çünkü bu video o videonun devamı olacak şekilde ve o videodakileri tamamlayacak şekilde olacak. Ve geçen haftaki stratejiye göre reklamlarımızı ne zaman kapatmalıyız, ne zaman devam ettirmeliyiz, bugün de bu detaylar hakkında konuşacağız. Yani reklamınız başarılı mı yoksa değil mi? Ya da kapatmalı mısınız, devam mı etmelisiniz? İşte burada da reklamlarınızdaki bazı pest metriklerine bakarak karar vermeli ve oluşturduğumuz stratejinin dışına çıkmamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki konuştuğumuz stratejide internet sitesinde bir ürün satmaya çalışıyorduk ve o ürünün pazarda tutup tutmayacağı ile alakalı herhangi bir bilgimiz yoktu. Hatırlıyorsunuz ki önce etkileşim reklamıyla başlamıştık. Başarılı olanları alıp ikinci kademede conversion, yani dönüşümler reklam türüne çevirmiştik ve orada da kademe kademe içerik görüntüleme, sepete ekleme ve satış piksellerine göre reklamlarımızı optimize etmiştik. Bu kadar kısa gibi görünen ama aslında bir o kadar da uzun bir yol bu. Tabii geçen hafta da söylediğim gibi bu reklam stratejilerinden sadece bir tanesi ve ürün veya hizmete göre, sattığınız ürün veya hizmete göre kesinlikle değişiklik gösterebilir. Yani bu stratejide her türlü ürün veya hizmet için geçerli diye bir yorum, varsayım yapmıyoruz. Bu stratejide biz internet sitemizde ürün satıyoruz. Hatta bir de örnek de verelim. Diyelim ki bir tişört satıyoruz. O ürünün reklamlarına çıkıyoruz ve bu stratejiyle reklamlarımızı nasıl optimize edeceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. İşte şimdi de bu geçişler arasındaki stratejiler hakkında konuşalım. Burada da size geçen hafta olduğu gibi bir görsel hazırladım ve o görseller üzerinde yine anlatımımızı yapacağız. Ama görsele geçmeden önce bir reklam yöneticimizi açalım. Bu test metrikleri ve reklam test sonuçlarımıza nereden bakıyoruz onu bir görelim. Evet arkadaşlar, burada reklam yöneticimizi açtıktan sonra şu sağ tarafta bulunan gördüğünüz sütunlar sekmesinde biz reklamlarımızın sonuçlarını istediğimiz şekilde optimize edebiliyorduk. Veya burada gördüğünüz gibi Facebook'un hali hazırda bulunan taslaklarını da kullanabiliyorduk tabi. Ama biz burada sütunları özelleştir deyip bu ekran geldiğinde bize lazım olan metrikleri seçeceğiz. Nedir bunlar? Birincisi CPM, binbaşı gösterim ücreti. İkincisi CPC, yani bağlantı tıklaması başına ücret. Üçüncüsü tekil bağlantı tıklamaları ve tekil bağlantı tıklaması başına ücret. Ve son olarak da buraya alışveriş yazıp internet sitesi alışverişleri ve internet sitesi alışverişi başına ücret sekmelerini seçeceğiz. Ondan sonra da burada gördüğünüz gibi uygula dediğimizde bizim reklam sorusu sonuçlarımızı burada bize seçtiğimiz şekilde gösterecek. Bunlar bizim bakmamız gereken test metrikleri. Evet arkadaşlar, bu metrikleri reklam sonuçlarımıza göre seçtikten sonra az önce bahsettiğim görselimize geçelim ve reklam optimizasyonu hakkında konuşmaya devam edelim. Evet, şimdi geldik stratejimize. Gördüğünüz gibi ilk önce reklamlarımıza etkileşim reklamları ile başlıyorduk ve etkileşim reklamlarımızla devam ederken reklamlarımızı 3 gün boyunca açık bırakıyorduk. Bu 3 günün sonundaysa başarılı olanları, içlerinden en başarılı olanları alıp conversion reklamına çeviriyorduk. İşte burada da hangi reklamları kapatıp hangi reklamları devam ettirmemiz gerektiğini anlatan strateji üzerinde konuşuyorum. Birinci gün reklamlarımızı başlattığımızda mutlaka tavsiye olarak reklamlarınızı saat 12'de başlatmanızı öneririm. Daha sonrasında birinci günde 6 dolar olacak şekilde ayarladık ve eğer birinci günün sonunda 4 veya 4'ten fazla tekil bağlantı tıklaması varsa herhangi bir reklamda, o reklamı ikinci güne devam ettireceğiz. Ama eğer 4'ün altında kalmışsa o reklamı daha birinci günün sonunda direkt durduracağız. İkinci güne geldiğimizde ise reklam bütçemizi yine aynı şekilde 6 dolar olarak bırakıp İkinci güne geldiğimizde ise reklam bütçemizi 12 dolar yapacağız. Bir tane veya fazla satış varsa her türlü devam ettireceğiz veya satış yoksa ama tekil bağlantı tıklaması onun üzerindeyse, 10 veya onun üzerindeyse yine devam ettireceğiz. Baktık ki ne 10 tane tekil bağlantı tıklaması var ne de satış var. O zaman ikinci günde bu reklamı direkt durduracağız. Şu anda reklamlara harcadığımız bütçe 18 dolar. Ve buradan da 3. güne geldiğimizde reklam bütçemizi 18 dolar yapacağız. Yani 3. günün katı olan 3 katı 18 dolar. Tabii siz bunu eğer reklamı Türkiye'de veriyorsanız kendinize göre, reklam bütçenize göre bunu ölçekleyebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de reklam verdiğinizde erişimleriniz daha yüksek olacağı için bunu hani tam olarak 6 dolar değil bir tık aşağısında da ayarlayabilirsiniz. Yani ilk gün 10 lira ile başlatıp
İkinci gün 20 liraya çıkartıp üçüncü günde 25 lira gibi bir bütçe verebilirsiniz. Burada asıl esas alacağınız nokta satacağınız ürünün kar oranı olmalı. Daha sonrasında üçüncü günde de eğer bir tane veya birden fazla satış varsa devam ettireceğiz. Eğer hiç satış olmadıysa üçüncü gün yine kapatacağız reklamları. Burada artık tekil bağlantı tıklamasıyla bilgimiz kalmayacak. Dördüncü güne geçtiğimizde reklam bütçemizi $24 yapacağız. Ve artık üçüncü günde başarılı olan reklamlardan biz ilgili ve bir üste geçmeyi hak eden reklamlarımızı conversion'a çevirebiliriz anlamına geliyor bu. Peki buna nasıl karar vereceğiz? Burada da eğer üçüncü günde satış olan ve hala bütçe olarak harcadığımız reklam bütçesi olarak bizi kâra götüren yani kârda bırakan ürünleri bütçesini her gün $10 arttıracak şekilde eğer dördüncü güne geçtiğimizde üçüncü gündeki başarılı olan kitlelerden, hedef kitlelerden, reklamlardan herhangi birinin değerleri yani $24 reklam verdiğimizde reklamın değerleri yani CPM değerleri vesaire bu metrikler biz günün sonunda kârdaysak reklamın bütçesini $10 arttıracağız. Reklamı kapatmayacağız PPC reklamını ve reklam setleri bölümünden o reklamı duplicate edip yeni bir reklam setiyle conversion reklamı olarak yeni bir reklam daha açacağız. Veya bu reklam bizi kâra götürmüyorsa ama CPM değeri yani CPM dediğim 1000 başı gösterim yani 1000 kişiye gösterim başına alınan ücret bunun değeri düşüşteyse yani bizim 1000 gösterim başına ödediğimiz ücret düşüşteyse bunu reklam sonuçlarından bakabiliyoruz. O zaman reklamı devam ettireceğiz ama reklamın bütçesini arttırmayacağız $10 ve duplicate edip tekrardan bir tane de conversion reklamı olarak açacağız. Conversion'da da biliyorsunuz ilk önce içerik görüntüleme ile başlıyorduk. Veya son olarak kampanya bizi kâra götürmüyorsa ve CPM'in değeri de düşüşte değil de yükselişte ise bu sefer bizim PPC reklamımızı durduracağız ve o son reklamı tekrar duplicate edip bir conversion reklamı olarak açacağız ve böylelikle de bu stratejimizde ne zaman ve nerede reklamlarımızı durdurmamız gerektiği konusunu ve reklam döngümüzü bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere reklam stratejimiz bu şekildeydi. Ve şimdi de en başta reklam yöneticimizde ayarladığımız test metriklerine bakarak reklam başarı ölçütümüzü ne şekilde değerlendirdiğimiz hakkında konuşalım. Burada da bizim için en önemli olan faktörler olan gördüğünüz gibi CPM, CPC, tekil bağlantı tıklamaları, tekil bağlantı tıklama başına ücret, internet sitesi alışverişleri ve son olarak da internet sitesi alışverişleri başına ücret. Burada da eğer CPM değeriniz $5'ın altındaysa iyi yoldasınız demektir. Ve CPC değeriniz $1'ın altındaysa yine iyi yoldasınız demektir. Tekil bağlantı tıklamalarını az önceki görselde anlatmıştık zaten. Tekil bağlantı tıklamaları başına ücrette CPC ile aşağı yukarı benzer rakamlarda dolaşmalı ve son olarak da internet sitesi alışverişleri ve internet sitesi alışverişleri başına ücrette toplam harcadığınız reklam bütçenizde matematiğini yaptığınızda kârdaysanız yine iyi yoldasınız ve reklamlarınız iyi gidiyor demektir. Daha sonrasında dönüşümler reklamlarına çevirdiğimizde de yeterli dönüşümün alınmasını bekleyeceğiz. Peki nedir bu yeterli dönüşümler? Facebook'un bize söylediğine göre Facebook reklamları optimize ederken istediğiniz sonuçtan haftalık olarak en az 15 veya 25 tane almalı. Yani siz içerik görüntülemeden o hafta içinde reklamlarınızı conversion'a çevirdiniz, devam etmeye başladı. O hafta içinde en az 15 ile 25 tane almalı ki siz onu add to cart'a çevirebilin. Veya sepete eklemedeyken en az 15-25 tane sepete ekleme almalı ki siz onu satış pikseline çevirebilin. Tabii bu 15-25 minimum düzey. Bunun ideali Facebook'un yine söylediğine göre burada gördüğünüz gibi 50 ile 100 artı. İşte geçen hafta anlattığım ve bu haftada metriklerini optimizesini yaptığımız strateji bu şekilde olacak. Ve o yüzden o şekilde söylemiştim. Reklamları purchase seviyesine yani alışveriş pikseline getirmek inanın gerçekten çok zor. Ve bu reklamlar devam ederken bu gördüğümüz değerlere baktığımızda kârda olduğumuzdan veya CPM yani binbaşı gösterim başı değerlerimizin düşüşe geçtiğinden emin olmamız gerekiyor. İşte bunlar da bu konu hakkında söyleyeceklerimdi. Daha önce de söylediğim gibi bu bir strateji ve hangi ürün için bu stratejinin tutacağını veya tutmayacağını anlayabilmeniz için Facebook reklamlarınızda biraz yetkinliğinizin artmış olması
olması gerekiyor. Ve tabii siz bu strateji dışında, bu sadece bir tane strateji, siz kendi reklam tecrübelerinizden ve kendi verdiğiniz reklamların sonuçlarından kendinize göre bir strateji de oluşturabilirsiniz. Burada anlatmaya çalıştığım şey, alın bunu uygulayın. Burada %100 başarı vardan ziyade her videoda anlatmaya çalıştığım gibi size genel mentaliteyi öğretebilmeye çalışmak ve aynı zamanda da kendiniz için nasıl kullanabilirsiniz bunları göstermeye çalışmak. Bu yüzden de videolarımı izlerken bunu unutmayın derim. Çünkü reklamlarda sabit herhangi bir bilgi yoktur. Bolca denemek, bolca test etmek vardır. Yani kısaca reklam konusunda ne kadar tecrübeliyseniz bir o kadar da fazla strateji oluşturabilirsiniz demektir. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Eğer verdiğim bilgilerin yararlı olduğunu düşünüyorsanız şu anda ekranda çıkan abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir ve aynı zamanda bana destek olabilirsiniz. Veya bunların dışında bana ulaşmak için şu anda ekranda çıkan Instagram hesabından bana yazabilir veya hakkında kısmındaki mail adresinden bana mail atabilirsiniz. Haftaya pazartesi aynı saatte görüşmek üzere.